Arkadaşlar merhabalar. TYT 100 soruda tekrar testinin 3. günündeyiz bugün. Üslü sayılar, köklü sayılar, mutlak değer ve basit eşitsizlikler şeklinde 10 tane soru olacak. Sonra konular ilerlemeye devam ediyor. Yani zaten gerçekten tekrar olduğu için her birinden tabii ki 20'şer soru olmuyor ama 5'er onlar böyle sorular yaparak bir genel bir tekrarımızı yapmış olacağız arkadaşlar. İlk sorumuz bir üslü sayı sorusu. Yukarıdaki şekil bir üzerinde üstü sayılar yazılı olan alt kutu yan yana dizilmiştir. Her adımda en soldaki kutu en sağa alınarak şekil 2'deki gibi yeni dizilimler elde ediliyor denmiş. 202. adımda elde edilen dizilimdeki en sağdaki 3 kutunun üzerinde yazan sayıların toplamı pardon çarpımı 8 üzeri 15 olduğuna göre 2 üzeri n üslü ifadesindeki n değeri kaçtır? Arkadaşlar burada Birer birer sürekli bakın sağına getiriyoruz. Yani hemen göstereyim size şöyle. Şu 2 üzerine ilk adımda geliyor buraya. Sonra 2 üzeri n artı 1 ikinci adımda buraya geliyor. Sonra üçüncü adımda bu geliyor. Yani 6 adımda arkadaşlar aslında biz şekilde en son şunu elde ediyoruz. 2 üzeri n artı 5. Her 6 adımda bir 2 üzeri n artı 5 adımına gelmiş oluyoruz. O zaman 6'da bir başa dönüyor bu içinize sinmezse hani bir 20 saniye vakit kaybedilebilir ama görebilirsiniz bakın. 1. ben hatta tek tek yazayım durdurayım bir. Gerçekten bakın 6 adımda yine 2 üzeri artı 5'e geldiğimizi görüyoruz. O zaman 202'nin 6 ile bölümünden kalan nedir? 180, e, bir 16, 18 eklesek 198 olur. 198 olduğu için de kalan 4 geldi. Dördüncüsü hangisi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri n artı 3. Başlangıçtan itibaren 202. adım diyor ya. Birinciden 202.ye kadar düşüneceğiz. Dolayısıyla 4 tane sayı kaldığından birinciden itibaren 4. 2 üzeri n artı 3'tür. 2 üzeri n artı 3 de 8 üzeri 15. Yani 2 üzeri 45 arkadaşlar. Buradan n artı 3. Gerçi bunların çarpımı demişti değil mi? Pardon. 2 üzeri 45 Bakacağız şimdi. Bunların son 3 terimi. O zaman 2 üzeri n artı 3. 2 üzeri n artı 2 ve 2 üzeri n artı 1'in çarpımı. Ben bir an soruyu unuttum. Sanki son terim 2 üzeri 45'miş gibi düşündüm. Haliyle son 3 terimin çarpımı bakın. 2 üzeri 45'e eşit. Böylece 2 üzeri 3 n artı 6 eşittir 2 üzeri 45. Yani 3 n artı 6 eşittir 45'ten. Neye arkadaşlar? 13 oldu ilk sorunun cevabı. Zor bir soru değil. Zaten bu üçüncü gündeki soruların ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Böyle görüntüleri yani yeni nesil hakikaten o bizim arada benim gıcık olduğum yeni nesil modellerinden. E, sıfırdan farklı ABC gerçel sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir. A sayısı pozitiftir. Mutlak değerleri birbirinden farklıdır. Şu sıfırdan farklıya bir dikkat edelim. A artı B'nin mutlak değeri mutlak A eksi mutlak B'ye eşittir. Sonra B artı C'nin mutlak değeri de mutlak B artı mutlak C'dir. Şu dördüncüden başlayayım ilk olarak. Bu dördüncüyü de bir kere sormuştu arkadaşlar. Ben mutlak değeri anlatırken de söylüyorum zaten hep. Kuralları gerçekten iyi bilin. ÖSYM temel kavramları, kuralları çok güzel soruyor. Yani direkt formül nedir diye sormuyor ama o formülü kullanacağım bir soruyu çok güzel bir şekilde yerleştirip öncülüğü falan hallediyor. Bunun gibi düşünün. Burada şunu fark etmeniz gerekiyor ya konuya çok iyi çalışacaksınız arkadaşlar artık bunlar zihninize yerleşecek. Şak diye B ve C'nin işaretleri aynıdır diyeceksiniz. Yoksa vakit kaybedeceksiniz ve tek tek deneyerek göreceksiniz. İki sayının mutlak değerinin toplamı toplamlarının mutlak değerine eşitse B0 C0 olabilir arkadaşlar veya B ve C aynı işaretli olabilir. Neden? Hiç işaretlerini yok sayın. İşaretlerini yok sayarsanız iki sayıyı topladığınızda sayı değeri büyür arkadaşlar. İki sayıyı çıkardığınızda sayı değeri küçülür. Haliyle bu yüzden kendi öz değerleri yani sadece rakamsal gerçekliklere bakalım. Rakam olarak büyüdükleri için arkadaşlar bunların aynı işaretli olması lazım. Negatif olsun sorun değil. Bakın eksi 2 eksi 3 yine sayı değeri büyüyor 5 oluyor. O yüzden aynı kalması için Aynı şekilde bunun büyümesi, bunun da büyümesi için B ve C'nin o zaman sıfırdan farklı olduğuna göre aynı işaretli olması gerekiyor. Bu kenarda dursun. Gelelim şimdi A sayısı pozitifse mutlak A eksi mutlak B'ye nasıl eşit olur arkadaşlar? Bir kere hemen şunu göreceğiz. A büyük olmalı mutlak B'den. Farklı olduklarına göre eşit olma ihtimalleri yok. Neden? iki sayının toplamının mutlak değeri negatif olamayacağına göre o zaman bunların da farkının negatif olmaması gerekiyor. Böylece mutlak A mutlak B'den büyük oldu. A pozitif olduğu gibi B de arkadaşlar ne olacak? İşaret değiştiği için negatif olacak arkadaşlar. Bir örnek düşünün. 3 ve eksi 2 olsun. Bunları topladığımız zaman bakın 1'e eşit. Şimdi mutlak 3 mutlak eksi 2 deyip farklarını aldığımızda yine 1'e eşit gördüğünüz gibi. Ben bu soru zor olmamasına rağmen bu yorumları hızlı yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü TYT'de böyle bir soru sorduğu zaman yani birçok konuyu bilen öğrenci yapacaktır. Önemli olan orada gerçekten hızlı bir şekilde bunu düşünmek. Dediğim gibi ikincisinde özellikle mevzumuz işaretin değiştiğine dikkat etmeniz. Şimdi bu bilgiler ışığında arkadaşlar. Bir kere şunu bilemezsiniz. A artı B pozitif olacak. Tamam orası kesin ama C negatif de şimdi A artı B'yi C'ye böldüğünüzde eksi birden küçük olduğunu bilemeyiz. Neden? C'nin değeri ile ilgili bir bilgim yok. Yani C'nin mutlak değeri A'dan büyük mü yoksa B'den küçük mü falan bunları bilmiyorum ya haliyle değer denemeye bile gerek yok. C'nin kendi değerini yorumlayamadığım için A şıkkı gitti. Örnek şöyle düşünün. A artı B'nin toplamının arkadaşlar 1 olduğunu düşünün. C'nin eksi 5 olduğunu düşünün. O zaman bakın eksi 1'den küçük olmadı. Sol taraf büyük oldu. Bir örnekte bile patladı. O kadar öyle düşünün yani. A artı C bölü B. Yine bakın A ve C'nin toplamlarının ne geleceğini bilemezsiniz. Çünkü C evet negatif. E, A da pozitif. Ama... A5 C-4 mü ya da tam tersi A4 C-5 mi bunu bilemediğimiz için bu öncül de gitti. C şıkkına geldiğimiz zaman A bölü A artı B. Yine arkadaşlar A artı B'nin toplamı ile ilgili ne söyleyeceğiz? A artı B'nin toplamı A'dan küçüktür. Çünkü A5 ise C, e B eksi 3 gibi haliyle pay 5 olur. Payda da farkları olduğu için 2 olur. Gördüğünüz gibi büyük tür geldi. Bu kesinlikle yanlış. B bölü B artı C'ye geldiğimiz zaman evet işte bu doğru. Çünkü arkadaşlar B sayısı normal B. B artı C'yi topladığımız zaman sayı değeri büyüyor. Ama negatif olduğu için sıfırdan uzaklaşıyorlar. Birisine eksi 2 düşünün. Birisine arkadaşlar eksi 3 düşünün. Topladığınız zaman gerçekten bakın payda paydan büyük olur. Ne olarak? işaretsiz düşünürsek. Eksi 2 bölü eksi 5 dedi. Bunlar zaten birbirini götüreceği için. Gördüğünüz gibi bu örnekle görürüz. Ben sayı vermezdim normalde ama düzgünce gösterme kadın arkadaşlar. Yavaş yavaş bu soruyu gösterdim size. Ee, evde çalışırken bu tarz öncüllü soruları bence güzelce düşünün. Ders çalışırken vakit kaybında bir vakit kaybı olarak görmüyorum ben bunları. Çünkü düşünüyoruz. Boş boş bakmıyoruz ve bütün şıkları irdeliyoruz. Gerçekten bütün şıkları irdelediğinizde sınav esnasında daha hızlı düşüneceksiniz. Çünkü bütün opsiyonları normal zamanda düşünürseniz, bütün alternatifleri zihninizde değerlendirirseniz sınavda artık gerçekten daha hızlı olduğunuzu denemelerden de yola çıkarak göreceksiniz. Yoksa öyle bir öncüllü soru gelir ki arkadaşlar, iki şıktan emin olursunuz böyle son iki şık arasında kalırsanız iki saat vaktiniz gider. Ama normal size evde düşünürken gerçekten çok ayrıntılı olaya bakarsanız o zaman mevzuyu halletmiş olursunuz. E şıkkına geldiğimiz zaman C bölü A artı C. A ve C'nin işaretlerini biliyorum ancak toplamlarının ne olduğunu bilmediğim için C'den kaynaklı. Bu da kesinlikle doğru değil diyeceğiz. Geldik buraya. Mutlak x eksi x'e eşitmiş. Hemen burada bir uyarıda bulunayım. Eğer sıfırdan farklı demediyse bir sayının mutlak değeri dışarı eksi ile çarpılarak çıkıyorsa bunun böyle olduğunu unutmayın. Bu MEP kitabında arkadaşlar konu anlatım olarak en başta kural olarak veriliyor. E, Müfredatımızda olan bir şey. Çünkü çok basit bir durumdur. Eksi sıfırı da sıfır olur. O yüzden mutlak x eşittir eksi x cevabında birçok öğrencinin ben sadece x küçüktür sıfır yaptığını görüyorum. Bu hatalı bir çözüm olur. Eğer size soru sıfırdan farklı demezse yani şunu şöyle kapatsak o zaman soruyu daha baştan yanlış yaklaşmış olursunuz. Bu yüzden bu bilgiyi bilin. Yine mutlak x olduğu gibi çıkıyorsa arkadaşlar hemen pozitiftir demeyin. X büyük eşit sıfır deyin. Ne zaman kesinlikle negatif olduğunu anlarım. Mutlak X, X'ten büyük oluyorsa evet kesinlikle bu negatif olduğunu gösterir. Bunu da böyle bir konu anlatır gibi bahsetmiş olayım. Şimdi sağ tarafı arkadaşlar hallettik. X o zaman sıfırdan farklı olduğu için kesinlikle negatif olduğunu anladım o zaman. X negatif. O zaman y de negatif olması lazım. Neden? Bir mutlak değer dışarı negatif çıkabilir mi? Çıkamaz x eksi x olarak çıkacak arkadaşlar. Y de şöyle mutlak değer olarak dursun. Bakın şimdi x'i böyle çıkardım. Y'yi ne olarak çıkarmalıyım ki yine XY diye çıksın? Eksi y. Demek ki y de arkadaşlar sıfırdan küçükmüş. Bunu anladık. Sonra XYZ'nin çarpımı da eksi x y, z diye çıkıyor. O zaman dikkat et. x dışarı eksi x diye çıkar. Y dışarı eksi y diye çıkar. Z'yi bilmiyorum. Bunların çarpımları eksi x y, z olmuş. Zaten x, y'leri götürürüm. İşaretler gitti. Eksi mutlak z eşit oldu arkadaşlar z'ye. Tabii ki eksi mutlak z'deki eksiyi öbür tarafa atarsak. Z de eksi z olarak çıktı. Demek ki z de arkadaşlar küçüktür sıfırmış bakın. Birçok öğrencinin zaten konuları güzelce hallettiği için bunları çok hızlı yapacağını düşünüyorum ama arada aklına gelmeyen arkadaşlarımıza da böyle yorumlar öğretmiş olalım. Haliyle gelelim şimdi hangileri her zaman doğrudur? Y mi büyük X mi büyük bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. Haliyle birinci öncül soru işareti Y eksi X'in işaretini bilemeyeceğimiz için. Ama garanti bir durum var ki hepsi negatif olduklarından toplamları küçüktür sıfırdır. Gelelim buraya. X artı Y arkadaşlar negatif. Z de negatif. Negatif bölü negatiften bu kesinlikle yanlış oldu. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z. Ben bunların zaten x, y, z'nin hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum ki bunu bileyim. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 arkadaşlar. Dediğim gibi bu test bizi çok zorlamayacak. Ee, yapıp e, tabii ki yorum gösteriyorum ben. Yani böyle bir yarım saat dinlemenin zarar getireceğini düşünmüyorum. Evet genel itibariyle birçok kişi videoları izlemeyip soruları çözüyor. Sadece yapamadığına bakıyor ama... Ben orada da bazen eksik bir şeyler kaldığını düşünüyorum. Yorum soruları hazırlıyorsam, tekrar testleri hazırlıyorsam arkadaşlar bunları bir dinlemenizi tavsiye ederim. Hızlı moda alın ama muhakkak bir yorumlarımı dinleyin. Yoksa zaten soru çözümü yaparım. 10 dakikada ben bunu 7 dakikada çözerim bu 10 soruyu normalde maksimum. Şimdi x ve y gerçel sayıları için mutlak x eksi mutlak y büyüktür y eksi x eşitsizliği durumlarından hangilerinde sağlanabilir? Bak ÖSYM bazen böyle soru soruyor. Özellikle koydum bu soruyu. Şimdi öncül veriyorsa ya da şıklar veriyor. Bazı arkadaşlar sanki o şıklar yokmuş gibi denemeden yorum yapmaya çalışıyor. Yani ters bir durum oluyor. Bazen şıklardan gitmeyin diyoruz. Şıklardan gidiyorlar. Bazen de şıklardan gidilmesi gerekiyor. Orada da ne yapacağını bilmediğinden yorum yapmaya çalışıyor. Bu soruda size zaten öncülleri vermiş ve hangilerinde sağlanır diyor. Direkt yapacağınız şey bunları denemek. Bir, e, ee, y büyüktür sıfırsa olduğu gibi çıkar. Birinci öncüde bakıyorum. Olduğu gibi çıkar. Böyle olur. Sonra ne söyleriz arkadaşlar? X y'den büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. X y'den büyük olduğu için y'den x'i çıkarırsak eksi olur. Böylece x eksi y artı olacağı için evet bu şey yalnız bir pardon. Bu birinci öncül doğru. Gelelim ikinci öncüle. Y sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkar birinci şu kısım. Sonra y x'ten büyük olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. E, y eksi x y eksi x'e eşittir. Bu yanlış oldu. İkinci öncül gitti. Sonra üçüncü öncülde y sıfırdan küçük olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Bir de önündeki eksiği lütfen unutmayın. Artı oldu. Sonra x artı y. X artı y mutlak değerden nasıl çıkmalı? Eksi x eksi y. Çünkü arkadaşlar ikisi de eksi işaretli. Dolayısıyla eksi ile çarpıldığında ancak pozitif olur. Böylece eksi x eksi y büyük müdür y eksi x'ten. Şimdi y arkadaşlar x'ten büyük olduğu için bunları birbirinden çıkardığınız zaman örnek birisi eksi 2 olsun birisi eksi 3 olsun. Çıkardığınızda evet burası 1 olur. Ancak bunları topladığınız zaman eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 bir de artıyla çarparsam daha büyük gelir. Dolayısıyla kesinlikle bu da doğrudur. 1-3 oldu D şıkkı. Bu çok kolay bir soru. Şimdi ben soruları seçerken bazen tabii ki e, şekline şemaline aldanmak istemiyorum ama bazen gözümden kaçan durumlar olabiliyor arkadaşlar. Mesela bu soruyu çözdüyseniz hiç izlemeyin. Boş verin geçin. E, şey yapmayalım. Abartmayalım. E, bu soru arkadaşlar normal işte benim de gıcık olduğum yeni nesil görünümünü ama hiçbir şey ifade etmeyen çarpım sorusu gibi. Ha diyeceksiniz niye koydunuz hocam o zaman buraya? Valla gözümden kaçmış gibi oluyor. Bir de diyorum ki hani gerçekten bir sürü öğrenci dinliyor ediyor. Arada bir tane kolay soru çözsün gerekirse onu hemen hızlıca çözüp morali yerine gelir yani öyle de düşünelim. Amacım zaten burada zor soru çözmek değil. Genelde basit de olsa yorum göstermek ama yüz sorunun içinde aralarda... E, bu temel kavramlar kısmında böyle sorular çıkacak. Problemlerden sonra yani yavaş yavaş artık aslında e, yorumların daha fazlalaştığı konulara geleceğiz. Çünkü orada seçerken şekillere bakıp hemen ''Aa bu şekil güzel görünüyor.'' deyip almadım. Sorulara düzgünce baktım. Bu gözümden kaçmış. Neyse. Bu ze bir zemine her birinin uzunluğu 4 üzeri 4 mm olan kırmızı halkalardan yan yana 25 tane... Her birinin uzunluğu 8 üzeri 2 milimetre olan sarı halkalardan yan yana 28 tane konulduğunda toplam uzunluk x milimetre oluyor. Şimdi buna göre x değeri nedir diye sorulmuş. E tabii ki 4 üzeri 4 çarpı 25 artı 8 üzeri 2 çarpı 28. Bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. Böylece 4 üzeri 4 2 üzeri 8 olacak. Çarpı 25 8 üzeri 2 üzeri 3 üzeri 2'den üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 6 olur. Şimdi buna göre artık o zaman ne söyleriz? 2 üzeri 8'i 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2 diye ayırırsak haliyle 2 üzeri 6 parantezinde sağ tarafta 25 çarpı 4'ten 100 sol tarafta 28 oldu arkadaşlar. Böylece 2 üzeri 6 128 2 üzeri 7 2 üzeri 13'müş sorunun cevabı. Tabii ki sınavda bu kadar basit soru geliyor da ben mümkün olduğunca testlere koymamaya çalışıyorum. Gelelim buraya. Aşağıda ağırlıkları farklı 5 çanta 4 farklı şekilde tartılmıştır. O zaman şöyle diyelim. E, ağırlıklara A diyeyim. A2 A1'den büyük, değil mi? Aynı şekilde A2 de A3'ten küçük. E, A2 ile A3'ün toplamı Nereye eşit verilmiş? A5 ile A1'e. O zaman A2 artı A3 eksi A1 de A5'e eşit olacak. Bu arada A5 de A4'ten büyükmüş. Bakalım hangisi en ağır arkadaşlar? Tabii ki şunu düşüneceksiniz. Şimdi A3 burada en büyük olan. Ben bu soru zaten basit ama maksat bir şey söyleyeyim diye koydum. Bakın şimdi A3 normalde büyük. Herkes der ki zaten hocam ya A5 A4'ten büyükse en büyük olur. Ama şimdi A4 ile diğerlerinin ilişkisini bilmiyorum ki ben. Bildiğim şey sadece A5'in A4'ten büyük olduğu. O zaman burada şuna bakarım. A2 ile A1'in farkı nedir arkadaşlar? Bir pozitif sayı değil mi? A3'e bir pozitif sayı eklediğimden o zaman A5 A3'ten de büyük olmuş oldu. İşte bu yüzden kesinlikle artık eminim. A5 A4'ten büyüktü. A3'ten de büyük. Böylece hepsinden büyük oldu. Bu oldu. Ben böyle basit sorularda bile bazen neden yorum yapıyorum arkadaşlar? Çünkü sınavda bazen evde aldığınız riskleri anlayamayabiliyorsunuz. Şey almayabiliyorsunuz pardon. Yani evde işaretleyip geçiyorsun belki böyle bir soruyu. Sınavda bir anlık bir tedirginlik oluyor insanda. Eyvah ya öyle değilse. O kuruntu içine yiyip bitiriyor. Geçen sene Sınava giren arkadaşlar da bilir arkadaşlar. Yaşamış olabilirler onlardan da. Ee, böyle durumlar olabiliyor. Biz sınavı minimum risk, minimum hata, e minimum böyle olumsuz şeyleri halledecek şekilde girmemiz gerekiyor. Son cümlem çok saçma oldu ha. O ne demek ya? Minimum şekilde olumsuz şeyleri halletme. Yani arkadaşlar sonuç olarak şunu yapacağız. Ee, riski minimize edeceğiz. Dış faktörlere bir şey yapamayız ama içimizdeki faktörleri mümkün olduğunca güzelce halledeceğiz. Stres. Strese girme sebeplerini ortadan kaldırmamız lazım. Ee, unutkanlığımız oluyorsa unutkanlığı minimize etmemiz gerekecek. Bunun için de pratiği bol bol yapacağız. Ve gerçekten hedeflerimiz için eksik bırakmamalıyız. Stresi azaltacak en önemli faktör arkadaşlar sınavdan bir gün önce eksiklerinizi bitirmek. Lütfen şimdiden söylüyorum. Sınavdan bir gün önce pişmanlık. Annemin, babamın işte hakkına girdim. Bu kadar sene geçti. Onlara iyi bir evlat olamadım düşünceleri geliyor nedense. Yani sanki insan böyle ölüme girmiş, ölüme gidiyormuş gibi oluyor. Enteresan bir hisse kapılıyor. Ben şimdiden söyleyeyim. Bu hisse kapılmamak için üzerinize düşeni lütfen yapın. Gereksiz pişmanlık lüzumsuz böyle işte anne baba hakkı, kardeş hakkı falan muhabbetleri son anda insana gelmemesi için şu an yapın. Ve yine söylüyorum gerçekten her sene giren öğrenciler oluyor. Bazıları diyor ki hocam valla bu dakikadan sonra yapabileceğim hiçbir şey yok ben elimden geleni yaptım. Bazıları da son gün arıyor bir şeyler bakayım mı diye. Hazır zaman var ben böyle bir olumsuz bir şekilde söylüyormuşum gibi algılamayın. Yaşayan arkadaşlar zaten biliyor. E, sınava gönül rahatlığıyla girin ve gönül rahatlığıyla girerseniz emin olun en iyi netinizi sınavda yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Eğer böyle psikolojik bir probleminiz yoksa ki o da varsa yardım almak gerekiyor sonuçta. Herkes eşit şartlarda yarışmıyor. Ama böyle bir sıkıntınız yoksa yani e, aşırı streslenmiyorsanız, elleriniz aşırı e, terlemiyorsa e, işte anksiyete krizi gibi kriz geçirmiyorsanız arkadaşlar o zaman gerçekten e, teknik bir sıkıntınız olmadığı için yapacağınız şey düzgün çalışmak. Dediğim sıkıntılarınız varsa da lütfen bir psikologla veya psikiyatristle ki önce psikolog daha mantıklı olabilir e, görüşmek lazım arkadaşlar. Çünkü e, kulvar gibi düşünün yani özellikle bu F1 yarışları gibi yani eşit başlamıyorsunuz ama yarışın içinde eşitlenme hatta geçme şansınız oluyor. Herkesin aynı ee, özelliklere sahip olması beklenemez. Böyle durumlarda da kendimizin potansiyelimizin, potansiyelimizin maksimumunu sergilememiz lazım. Ben hep onu gördüm. Gerçekten üzerine düşeni yapan öğrencilerin çoğu yani %100'ü diyemem ama çok büyük bir kısmının hep sınavda en iyi netleri yaptığını gördüm arkadaşlar. Bunu böyle bu soruyu bağlamış olalım. Şimdi gelelim bir kolay soruya daha. 15 tane kurşun kalem var arkadaşlar. Normal düz. 15, e, x tane de basmalı kurşun kalem var. Bunların boyları birbirine eşitmiş. X nedir diye soruyor. 15 çarpı kök 12 eşit olacak. Kök 75 çarpı x. Böylece 15 çarpı 2 kökü eşittir. 5 kökü çarpı x'ten bunlar gitti. 30 bölü 5'ten x 6 geldi. Bu soruya yorum bile yapmıyorum. Hemen geçiyorum. Gelelim buraya x, y eleman r olmak üzere hangisi kesinlikle doğrudur denmiş. Şimdi bir kere x eksi y'nin mutlak değeri olacak arkadaşlar. Bu çünkü lütfen atlamayın bunu. Bir sayının karesinin karekökü mutlak değer olur arkadaşlar. Çünkü burada siz bunun eksi 2 mi 2 mi eksi a mı a mı olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz değişkenlerde mutlaklığı yapmazsanız hata olur. O zaman şunun gibi bir şey olur düşünsenize. Böyle bir şey verdim ve cevabı eksi 2 diyorsunuz. Bunu diyemiyorsunuz değil mi? O zaman burada da bu yüzden mutlaklı yapın. Sonra yine mutlak x eşittir eksi y. Şimdi burada yorum zamanı. Cevabın eksi y çıkması için bir kere buranın olduğu gibi çıkması lazım ki eksi y olsun. Buranın da eksi x olarak çıkması lazım ki birbirini götürsün eksi y gelsin cevap. O zaman şunu anlarım ben. 1 x eksi y büyük eşit sıfır olduğu gibi çıkıyorsa ya sıfırdır ya pozitiftir. X de arkadaşlar e, negatifle çarpılarak eksiyle çarpılarak çıkıyorsa o zaman X de arkadaşlar negatiftir. Şöyle sıfırdan küçük diyeceğim. Şimdi peki Y'ye ne söyleyeceğiz? Tabii ki burada ne düşüneceğim? İki sayının farkı pozitif veya sıfırsa o zaman X Y'den büyük veya eşittir arkadaşlar. Eşitse sıfır diye çıkar. Büyükse zaten pozitif çıkar. Böylece x eksi y olduğu gibi çıkmış olur. Haliyle cevap buradan bakın e gelmiş oldu. Bir okulun kütüphanesinde bulunan kitaplığın şekildeki gibi birinci rafına 4 matematik, 3 kimya ve 2 fizik kitabı, ikinci rafına 3 matematik, 3 kimya ve 3 fizik kitabı, dördüncü rafına ise 4 kimya, 2 fizik ve 3 matematik kitabı yerleştirildiğinde boş kalan kısımlar şekildeki gibi A, B, C'dir. A küçük, C küçük, B olduğuna göre Matematik, fizik ve kimya kitaplarının kalınlıklarının doğru sıralanışı. 4 matematik, 3 kimya, 2 fizik. Diğeri yazalım. 3M, 3K, 3F. 4.'de de 4K, 2F ve 3M var. Şimdi arkadaşlar A boşluk kalmış. A en küçük boşluk. O zaman en büyük bu. Kısaca max yazayım. Sonra arkadaşlar ee, B'de en büyük boşluk. B en büyük boşluk olduğuna göre ikinci raf en küçük uzunluğa sahip olur. O zaman bu da minimum oldu. Şimdi hemen karşılaştıracağım. Nasıl biliyor musunuz? Şuradaki sayılara dikkat ederek. Bakın 3K, 3K. O zaman hemen bunları karşılaştırırsam. 4M artı 3K artı 2F. Tabii ki maksimum olduğu için neyden büyük olacak? 3M artı 3K artı 3F'den büyük olacak. Böylece 3K'lar gidecek. M'yi öbür tarafa atarsam 4 eksi 3'ten M oldu. F'yi sağ tarafa atarsam M büyüktür F geldi. M ile F'yi biliyorum. O zaman F ile K'yı karşılaştırabileceğim bir eşitliğe bakayım. Eşitsizliğe. F ile K'yı karşılaştırmak için matematikleri götürmem lazım. Matematikleri de bu iki eşitsizlikte götürebilirim. Böylece F ve K'yı karşılaştırmış olurum. Bakın minimum olduğu için 3M artı 3K artı 3F neyden küçüktür? 4K artı 2F artı 3M'den haliyle burada matematikler gider sıfır olur. Öbür tarafa attığımız zaman F küçüktür K gelir. Demek ki M F K'dan küçük oldu arkadaşlar. Şimdi bir de M ve K'yı karşılaştıracağız. M ve K'yı karşılaştırırken de F'leri götürmek için 1 ve 3. denklemi kullanırım. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ve 3. denklemde 4M artı 3K artı 2F büyüktür. 4K artı 2F artı 3M. F'ler gider. Böylece arkadaşlar M büyüktür K olur. Demek ki M, K, F diye sıralanacakmış. Bu da değişiklik oldu. Geldik son soruya. Bunun cevabını yanlış işaretlemişim. 18 olacak arkadaşlar. Yani yapıp da Allah öyle şey mi olur diyenler merak etmesin cevap evet 18. Şimdi hesap makinesini alıyor ve hesaplıyor. Ee, şöyle bir kavram üretmiş. 24 sayısı arkadaşlar. 204. Ne yapıyoruz? Birler basamağını üste, e, onlar basamağını da tabana yazıyoruz. Eğer bu çıkan sayı bu ilk sayının bir böleni ise tamam. O zaman e, bu bu tick sembolü artık OK sembolü ne derseniz deyin doğru sembolü arkadaşlar çıkıyor. Şimdi mesela burada gördüğünüz gibi 16-24'ün tam bölünü olmadığı için ekranda çarpı işareti çıkacak. Ee, Yusuf Bey demiş hesap makinesine girdiği kaç farklı iki basamaklı doğal sayıcısı için ekranda bu sembolü görür. O zaman hemen şunu düşüneceğim. 1 0 yani bu ne olur? 1 üzeri 0 1'dir. Ee, haliyle arkadaşlar ne gelecektir? 1 zaten onun bir böleni bir bütün sayıların tam böleni olduğu için o zaman 10, 20, 30 nokta 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 90'a kadar arkadaşlar 9 tane sayı için hep e, a üzeri 0'dan 1 geleceği için 1 hep bunların bir böleni. Dolayısıyla bu 9 sayı için olur. Bir de birleri düşünelim. 1'de de arkadaşlar birim bütün kuvvetleri 1 değil mi? O zaman ne olacak? E, örnek 12 şey 11 pardon 11 arkadaşlar 1 üzeri 1'den evet 1, 11'in bölenidir. 12 yine 1 üzeri 2'den 1, 12'nin bölenidir. Ta ki nereye kadar? 19'a kadar. Böylece 9 tane de sayı arkadaşlar buradan gelmiş olacak. 9 sayı buradan 9 sayı da buradan arkadaşlar 18 olmuş oldu. Bu tekrarı da bitirdik. Şimdi dördüncü tekrarda artık diğer konularımızda işte bu çarpanları ayırma falan filan olacak muhtemelen. Yavaş yavaş problemlere de doğru yol alıyoruz arkadaşlar demiştim 10 gün Bakın 10 soru Kendimi hani böyle zorlamıyorum ama Abartarak çözmeme rağmen maksimum yarım saat sürüyor yarım saatlik bir tekrar olmuş oluyor size e, Vaktim oldukça da bir soru yorumlara eklemeye çalışıyorum Onları da yıl içinde inşallah eklerim aYT tekrarı Evet gelecek kesinlikle onları e, yapacağım AYT tekrarlarını da yükleyeceğim geçen sene çok e, ilgi gören, talep gören ve gerçekten başarı noktasında fayda sağlayan bu yorum soruları vardı arkadaşlar. Onları da zamanı gelince inşallah yükleyeceğim ama herkes bir kendi kitabındakileri çözsün. Güzelce e, yorumlar yavaş yavaş zihninizde otursun. Ben de üzerine eklemeler yapayım. Şimdiden her şeyi tüketmeyelim. Zamana yayılalım. Gerçekten ben çayın demlenmesi gibi düşünüyorum. Biraz zihninizde bilgiler demlensin. Vericiğim vereceğim yorum sorularında daha güzel yorumlar yapabilirsiniz. Yoksa bugün o sorular hoşunuza gider süper sorular dersiniz. 3 ay sonra elinizde bir şey kalmaz. Sağlam bilginin üzerine bir şeyler inşa etmek çok daha kolay oluyor. AYT tekrarı yapacağım. ben 8 tane MEP kitabını inceledim. geçen yıl yani 9, 10, 11, 12'de 2 tane kitap yayınlıyor MEP. Bir fen lisesi, bir Anadolu sesi şeklinde. Bazı şeylerde de hatta 3 kitap. Hatta bir arada 3 kitapta oldu. Yani bir 10-12 kitaba yakın incelemişliğim var arkadaşlar. E, haliyle onları inceleyip en güzel olan soruları seçip bir tekrar testi hazırlamıştım. Ama onlarda hani belki map izin veriyor izin vermiyor muhabbetlerinden dolayı map soruları falan diye yazmaz ama kesinlikle onları da sizinle paylaşacağım zamanı geldiğinde. Öyle peyderpey tekrarlara odaklanacağım. Şimdi e, yorumlarda şunu lütfen belirtmenizi istiyorum. AYT tekrarında şey AYT konularında neredesiniz kimler nerede diye yazarsanız ben en azından AYT tekrarlarına ne zaman başlayacağımı biraz daha kestiririm. Benim kafamda kesin bir şey var hemen hemen ama e, mezunla öğrenciler genelde daha önde davrandığı için biraz böyle hani hafiften yanlış anlamayın ama biraz bencillik gibi de oluyor yani. Zaten avantajlısınız 12'ler şimdi yeni yeni görüyor konuları hemen böyle evet rakip elemek için mantıklı da bir düzen oluşturmak için arkadaşlar mezunları biraz ayrı düşünmek lazım. Kurslarda bile öyle biliyorsunuz. Yani aynı sınıflara bile koymuyoruz ki. Yani öğrenciler birbirini çok etkilemesin diye. Mezun öğrencilerimiz zaten çok avantajlı. Onlar biraz böyle kendi kitaplarından çalışsın. 12'ler birazcık daha yol alsın. Ben hem öğreneyim AYT'de neredesiniz? Sonra da arkadaşlar böyle Kasım gibi demiştim ama muhtemelen aralığa sarkar. Aralıktan itibaren de şu ben AYT tekrarlarına hafif hafif başlayayım. Full AYT tekrarını zaten e, klasik sorular ve güzel yorum sorular üzerinden yapacağım. E, klasik sorular konuları halletmeniz için olan klişe sorular diyorum zaten ben onlara. Onlar üzerinden olacak e, güzel yorum soruları, map kitaplarından oluşturduklarım kendi oluşturduklarım zaten var. Bir de şunu söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar ben gerekli ilginin görmediğini düşünüyorum. Bu çok beni etkilediği için değil ama sizi bence etkiliyor. Yorum soruları yazan testleri, konuların sonunda sadece soru çözdüm testleri lütfen çözün. Ben bakın size kitap hazırladım 3 tane. TYT, AYT ve geometri şeklinde. Özellikle AYT'de arkadaşlar konu anlatımları zaten çok iyi ama soru çözümleri de gerçekten iyi. Ben aralarda bakıyorum mesela bu soru çok iyiymiş deyip tekrardan böyle arada bir soru yoruma koyduğum oluyor. E, gözden kaçmıştır diye ya da tekrar testlerine bir daha yerleştiriyorum. İlk defa görmüş gibi tepki veriyor öğrenciler. Demek ki diyorum o zaman o gözden kaçmış. O anlamda da lütfen sizden beklentim e, sizin adınıza bir beklenti tabii ki. E, AYT oynatma listesinde şöyle bir gözden geçirin oralardaki soru çözümlerini önce siz çözün sonra izleyin. Yani ben yorum soruları ve tekrar testleri hazırlayacağım ama bunlardan daha güzel bazı sorular benim konu anlatımlarında var. Özellikle limit, türev, integral, parabol, logaritma. ilk aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bunlarda gerçekten iyi soruları olduğunu biliyorum. Görüşmek üzere. Dördüncü tekrarda arkadaşlar. İyi çalışmalar.